Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz tablo okuma. Bazı bilgileri daha kolay ifade etmek için ve bilgilerin daha anlaşılır olması için tablo oluşturulur. Aşağıdaki tabloda 4 ilin 2019 yılında ürettiği fındık miktarı verilmiştir. Şimdi tabloya bakıyoruz. Burada iller yazılmış. İllerimiz Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon. Burada miktarları yazılmış. Ordu'da 73 ton fındık üretilmiş. Giresun'da 76 ton üretilmiş. Samsun'da 81 ton fındık üretilmiş. Trabzon'da ise 86 ton fındık üretilmiştir. Bu tablo incelendiğinde şu yorumlar yapılabilir. 2019'da en çok fındık üreten il Trabzon'dur. Hemen tabloya bakıyoruz. En fazla fındık üreten ilimiz 86 ton, yani Trabzon en fazla fındık üreten ilimizdir. 2019'da en az fındık üreten il Ordu'dur. Hemen tablomuza bakıyoruz. 73, 76, 81, 86, en az 73. Bakıyoruz, o zaman Ordu en az fındık üreten ildir. 2019'da Giresun, Trabzon'dan 10 ton eksik fındık üretmiştir. Hemen bakıyoruz tabloya. Giresun 76 ton üretmiş. Trabzon ise 86 ton fındık üretmiş. İkisinin arasında 10 fark olduğu için Giresun, Trabzon'dan 10 ton eksik fındık üretmiştir. Bu tablodan çıkarılamayacak yorumlar ise şöyledir. En lezzetli fındığı Samsun üretmiştir. Burada tabloya bakıyoruz. En lezzetli fındıkla ilgili bir bilgi yok. Bu yorumu çıkaramayız. Ordu, Giresun'un ürettiği fındığın yarısı kadar fındık üretmiştir. Ordu'ya bakıyoruz, 73 ton fındık üretmiş. Giresun ise 76 ton. Arada sadece 3 ton fark vardır. Yani yarısı kadar fındık üretmemiştir. Bu bilgiye de ulaşamıyoruz. Trabzon'da fındığı erkekler toplamıştır. Yine erkek ya da bayanların toplaması ile ilgili bir bilgi yoktur tablomuzda. Samsun'da fındığı 25 yaş üstü kişiler toplamıştır. Fındığı kaç yaşındaki kişilerin topladığı ile ilgili de bir bilgi tabloda bulunmamaktadır. Bu yorumları tablodan çıkaramıyoruz. Bu tablomuzda ise 1B sınıfının başkanlık seçimi varmış. Bu tablomuzun adı 1B sınıfının başkanlık seçimi. Aday öğrenciler burada belirtilmiş. Öğrencilerin aldığı oy sayısı ise burada belirtilmiş. Aday öğrencilerimiz Ayşe Selvi, Haluk Efe, Can Kız ve Beren. Aldıkları oy ise Ayşe Selvi 7 oy almış, Haluk Efe 4 oy almış, Can Kız 5 oy almış, Beren ise 3 oy almıştır. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. Bu sınıfta kaç öğrenci başkanlık seçimine katılmıştır? Kaç öğrencinin başkanlık seçimine katıldığını bulmak için kullanılan oyları toplayacağız. 7 ile 3'ü toplaması kolay olduğu için 7 ile 3'ü toplarız. 10, 5 ekleriz. 15, 15'e de 4 eklediğimiz zaman 19. Demek ki 19 öğrenci başkanlık seçimine katılmış ve oy kullanmıştır. Bu sınıf, ikinci sorumuz ise sınıf başkanı seçimini kim kazanmıştır? Hemen öğrencilerin aldığı oy sayılarına bakıyoruz. En fazla 7 oy alan öğrencimiz, yani Ayşe Selvi, başkanlık seçimini kazanmıştır. Buradaki tablomuzda ise İdiller'in buzdolabında bulunan meyvelerin sayıları, meyveler ve sayıları gösterilmiştir. Burada meyveler var. Meyveler armut, portakal, elma, muz. Burada sayısı verilmiş. Armut 7 taneymiş, portakal 6, elma 4, muz ise 6 taneymiş. Hemen sorulara geçiyoruz. Birinci sorumuz, İdiller'in buzdolabında en fazla hangi meyve vardır? Tablomuzu okuyoruz, tabloya bakıyoruz. Armut 7 tane, portakal 6, elma 4, muz 6. En çok 7. O zaman en fazla meyve armutmuş. Hemen armutu işaretliyoruz. İkinci sorumuzda ise buzdolabındaki hangi meyvelerin sayı eşittir? Hemen yine tablomuza bakıyoruz. Sayıları eşit olanlar portakal 6, muz 6. O zaman portakal ve muzun sayısı eşittir. Hemen B şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü sorumuzda ise elmaların sayısı armutların sayısından kaç eksiktir? Elmalar kaç taneydi? 4.
Armutlar kaç taneydi? 7. O zaman elmaların armutlardan kaç eksik olduğunu bulmak için 7'den 4'ü çıkarıyoruz. Ve sonuç 3. Yani A şıkkını işaretliyoruz. Sizler de ailelerinizden bilgi toplayarak, veri toplayarak kendi tablolarınızı oluşturabilirsiniz. Ben burada kızımın kalemlerini araştırdım. Keşeli kalemi 8 taneymiş, boya kalemi 11 tane, kurşun kalemi 3, simli kalemi 5 taneymiş. Bununla ilgili bir tablo hazırladım. Tablomun adı da Elif Naz'ın kalemleri. Kalem türlerini ve kalem sayısını yazdım. Kalem türleri kaçeli kalem 8 tane, boya kalemi 11 tane, kurşun kalem 3 tane, simli kalem de 5 tane. Sonra da tablo ile ilgili yorumlar yapabilirsiniz. Mesela simli kalemleri kaç taneymiş? 5. En çok hangi kalemi varmış? Bakıyoruz 11 tane boya kalemi varmış. En az olan kalemi kurşun kalem 3 taneymiş. Kurşun kalemleri simli kalemlerinden kaç eksik dersek 5'ten 3 çıkarırız. 2 tane eksiktir. Siz de ailenizden veriler toplayarak kendi tablonuzu oluşturabilirsiniz.